hoş geldiniz. Bakış açısında bugün Türkiye gündemi oldukça hareketli. Tabii gündemde öne çıkan başlıkları ana hatlarıyla süremiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Sayın Rıdvan Uz olacak. Türkiye gündemi hareketli dedik. Zor bir süreçten geçiyoruz. Belli dönemlerde Türkiye'nin gündemi gerçekten zorlaşıyor ve işte o gündemi yaşadığımız dönemlerden biri. Öncelikle yangınlar. 28 Temmuz'dan bu yana sürekli yangın haberi gündemde yer alıyor. Artık takip etmekte de zorlanır olduk. Çünkü biri söndürülüyor, diğeri başlıyor. Kimisi büyüyor, devam ediyor ve gözümüz kulağımız yangınlarda. Doğamız yanıyor, yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Diğer taraftan yangınlar tabii bu ne kadar devam edecek, neden çıkıyor? Sosyal medyada farklı söylemler var. Ve göçmen tartışmaları, geçici statü, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve diğer bireylere ilgin tartışmalar Türkiye gündeminde devam ederken üzerine bir de Afganlar eklendi. İşte böyle hareketli bir gündem. Ekonomi zaten tartışmalı bir şekilde sürüyor. Salgın devam ediyor. İşte böyle bir gündemde İYİ Parti bu süreci, siyaseti, Türkiye gündemini nasıl izliyor, nasıl değerlendiriyor, nasıl bir politika üretiyor, bunu konuşacağız Sayın Uz'la. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi ana başlıklarıyla verdik konuları ama bunlar belki günlerce konuşulması gereken konular ki siz de Muğla'dan geldiniz buraya. Evet. Öncelikle bir Muğla'daki izlenimleriniz nedir? Ne zaman Muğla'ya gittiniz? Oradaki incelemelerinizden edindiğiniz sonuçlar nedir? Muğla'daki tablo nedir? Bunu bir konuşalım. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bizlere böyle bir fırsatı sunduğu için. Ege TV ailesine ve sizlere. Tabii ki biz bugün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'le birlikte Muğla'da Marmaris, özellikle yangının tamamen şehre sıçrama noktasına kadar gelen bölümünde ziyaretler yaptık. Orada vatandaşı dinledik. Yerel yöneticilerimizden, belediye başkanlarımızdan konuyla ilgili bilgiler aldık ve çalışmaları yerinde gördük. Tabii bunu yaparken şuna çok özen gösterdik. Biz bu yangınlar başladığında Sayın Genel Başkanımız da Bitlis ve Van programlarındaydık. Oradan döndüğümüzde Ankara'ya Bartın programı vardı. Yine esnaf ziyareti ve vatandaş ziyaretiydi ama yangınlar artınca bununla ilgili Türkiye'de 112'den fazla yerde yangınlar çıkmaya başlayınca biz programlarımızı genel başkanımız iptal ettiler ve dediler ki biz yangın bölgesine geçiyoruz. Bugün itibariyle biz Muğla'daydık ekip olarak. Bir ekibimiz yine İYİ Parti'nin milletvekilleriyle Antalya'da, Manavgat'ta, genel başkanımız buradan oraya geçtiler. Oradan Adana'ya, Adana'dan Osmaniye'ye, yani yangının en çok zarar verdiği bölgeleri bizzat yerinde tespit ediyor İYİ Parti ailesi. Yangının çıktığı an itibariyle birbirinden değerli milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımız yangın bölgelerinde anında gitmişlerdi. Genel başkanımız da bir gün sonra o bölgeye intikal ederek çalışmaları yerinde inceledi. Fakat biz bunu iktidar gibi ya da Cumhurbaşkanlığı gibi bir duyuru haline getirip millete biz geliyoruz, biz oradayız, biz işte şu kadar kalabalık toplanından ziyade kesinlikle böyle bir şeye girmeden, kimseye duyurmadan, yani Marmaris'e gittiğimizde Marmaris'teki vatandaşlarımızın %99.9'unun haberi yoktu. Yani bizim amacımız orada nasıl faydalı olabiliriz? Bunun sebebi de şu, genel başkanımız izah etmişti. 99 depreminde kendisi depreme orada yakalananlardan ve deprem sonrasında da orada bulunanlardan. Orada çalışmalar yapılırken bir an itibariyle düşünün, devletin bütün kurumları oraya gelmişler. İşte çakarlı arabalar orada soruyorlar, ediyorlar, kendilerini gösteriyorlar derken çalışmalar aksıyor. Buna sebebiyet vermemek adına çalışmalara, çünkü orada itfaiye Türkiye'nin bütün her yerinden ara sözler gelmiş, itfaiyelerimiz var. Belediyeler erzak yollamışlar. Dolayısıyla hummalı bir çalışma var. Orman Bakanlığı'nın personeli çalışıyor. Bu çalışmalara sekte vurmak değil, moral motivasyon katmak amacıyla ve neler yapılabilir amacıyla olduğu için böyle bir duyuru yapmadık. Yani
Daha Türkçesi biz çay kimseye atmadık, onu açıkça ifade edelim. Amacımız, gayemiz yerinde tespit ederek buradaki vatandaşlarımızın birebir sorunlarını görüp çözüm sunmak. Çözüm nasıl sunabiliriz? Biz yerel yöneticiler olarak 19 belediyemizin tamamını bilgilendirdik. Muhtarlarımızdan, bölgedeki yangın yerlerindeki boşaltan köylerden ve oranın belediyelerinden ve orman müdürlüklerinden ihtiyaç listesi taleplerinde bulunduk ki neler yapabiliriz diye. Bütün İYİ Parti'nin bütün belediyeleri, az önce hatta gelirken Susurluk Belediye'mizin arazözleri geliyordu. Yani dolayısıyla tamamı bizim bütün İYİ Parti ailesi olarak buradayız. Yani ihtiyaçları tamamlama noktasında. İhtiyaçları... Peki neler öne çıkıyor? Ya da hani orada vatandaşlarla konuştuğunuzda en çok size hangi noktalarda ihtiyaçlarını ilettiler ya da genel anlamda izleniminiz ne? Orada hani yanan bölgeleri de gördünüz. Nasıl bir süreç yaşanıyor size göre orada? Şimdi vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği konular düzensiz bir çalışma var. Yani yakalanan ve böyle zor dönemlerde müdahale edilemeyen bir sistem gördük. Biz ki vatandaşlarda daha çok bunun şikayetini yapıyorlar. Mesela çok üzülerek söylüyorum. Şimdi belki televizyonlara da daha henüz düşmedi. Gelirken oradan bir arkadaşım Manavgat'ın Kalemler Köyü'nden. Köy 4 gün önce yanmış. Köyde 2 kişi kayıp hastanede diye kayıt edilmiş. Hastanede zannedilirken bugün orada bir dikkat sonucu birbirine sarılmış bir şekilde karı koca yaşlı iki kişinin naaşına ulaşıldı. Yani bir tesadüf. Bu da neden kaynaklı? Sayın Meral Akşener o köye gidip yerinde tespit yapmak üzere giderken tekrar oraya kafayı çevirip baktıklarında böyle bir manzarayla karşılaşılıyor. Bu bir düzensizlik. Gelen gıdalar, yardımlar, onlardan bir şikayet yok. Onlar ulaştırılıyor. İçme suları olsun, yemeği olsun, hayvanlarla ilgili yiyecek konularında bu gibi şeyler de ulaşıldığını görüyoruz. Artık yaralar sarılmaya başlandığını görüyoruz. Ama en büyük problem hala sular akmıyor. Sular kesilmiş, elektrik yok. Dolayısıyla ev yok, barınacak yer yok. Bunların bir an önce giderilmesi için artık bu partiler üstü devletin ele alacağı bir konu. Bu konuda da ne yapılabilirse biz de o konuda destek olmaya özen gösteriyoruz. Ama gördüğümüz bir tablo var. Biz bugün Muğla'dan yangın bölgesine geçerken denizi görmeye başladığımız yerlerden itibaren yangınların olduğunu gördük. Bu bize çok enteresan geldi. Denizi gören tepe manzaralı yerler tamamen yanmış. Marmaris'in üst tarafları yanmış. Yani sanki bir akıllı yangın sistemi gibi bir sistem. Fakat bunun kontrolden çıktığını da düşünüyoruz. Çünkü bazı yerlerde Muğla'da henüz yangın çıkıp hiç müdahale edilmeyen başlı başına bırakılır ya da ne arazöz girebiliyor ne araç girebiliyor. Mecburen oraya da helikopter veya uçak, yangın uçağı lazım. Onlar olmadan da bu yangının o bölgede söndürülmesinin imkansız olduğunu da gördük. Bir an önce milletimizin yararları sarılır ama çevreye, insana bir saygı duyuyorsak muhakkak suretle 20 yıllık bu iktidar döneminde bu gibi aksaklıkların aslında her dönem bize ders olması gerekirken, çünkü biz bu yangınlarla karşılaşıyoruz, bir ders almadığımızı gördük. Ve hazırlıksız tekrar yakalandığımızı gördük. Bunlar bizi inciten, acıtan konular. Evet, peki bu hani akıllı yangın sistemi dediniz az önce ki sosyal medyada da çok tartışılıyor. Hani resmi bir açıklama yok. Hani provokasyon tabii önemli, hani dikkat etmek lazım ama bir de bilinen bir şey var, hain bir terör örgütü var, PKK. Kesinlikle. Yıllardır Türkiye'nin başına bela olan bir örgüt. Evet. Şimdi bu örgüt mü bunu yapıyor? Yoksa işte geçtiğimiz günlerde Afgan mültecilerin görüntüleri yayınlandı ormanlık alanlarda. Acaba onlar mı yapıyor? Kasıtlı olarak çıkarılan bir söylem var ki bu kadar peş peşe yangının çıkması da tamam, hani mevsim şartları, sıcaklıklar bunlar da etken ama diğer taraftan da böyle bir
Sizin de dediğiniz gibi akıllı yangın sistemi gibi bir şey sanki. Yani biri sönmeden diğeri evet. başlıyor. Bu söylemleri nasıl takip ediyorsunuz ya da sizin izleniminiz ne? Hani doğal mevsimsel şartlar sonrasında mı bu yangınlar ortaya çıkıyor? Yoksa işte hain terör örgütü PKK mı işin içinde ya da başka bir durum mu var? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi burada tabii suçlayıcı bir tavır asla devletimiz için kullanamayız ama baktığımız bu yeni Cumhurbaşkanı sisteminde iki tane bakanımız öncelikle hedef olarak bunların yakıldığını, bir hain elin devreye girdiğini söylemişti. Hemen arkasından İçişleri Bakanı bir açıklama yaparak dedi ki bununla ilgili bir belge, bulgu elimizde henüz yok. Bunu söylememiz için çok erken söyledi diye bir söylemde bulundu. Şimdi devletin üzerinde durduğunu düşünüyoruz bu konunun. Çünkü bu açıklamaya yani milletimizin beklediği bu bir an önce bu gerçek faillerin bulunması, yakalanması. Çünkü sosyal medyada çok ciddi anlamda bu konu üzerine duruluyor. Hani takip ediyorsunuzdur sosyal medyanın gündemini. Evet, özellikle Marmaris olsun, Bodrum olsun daha çok turizmin kalbinin attığı noktalarda işte daha önce de yanan bölgeler var. O bölgelere o zaman yine bizim buraları mutlaka suretle ağaçlandırmalı dediğimiz alanların maalesef lüks oteller yapıldığını gördük. Aynı otellerin yanlarının yandığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim takipçisi olacağımız konu şu İYİ Parti olarak. İki şeyin üzerine çok duruyoruz. Bir, eğer bu orman yangınları bir el tarafından yakılıyorsa bu terör suçu kapsamını alıp mutlak en ağır cezayla cezalandırılması gerektiğini istiyoruz. Mecliste bunu gündeme getireceğiz. İkincisi de her ne pahasına olursa olsun bu ağaçlanmış alanların tekrar orman vasfına kazandırılması ve bunun için de gerekli yasanın acilen çıkarılması lazım. Yani bu bölgeleri siz ileride orman vasfından değildir diye çıkarırsanız buraya betonlaşmaya yine müsaade etmiş olursunuz. Buna müsaade edilmemesi gerektiğini üzerinde duruyoruz. Genel Başkanımız gittiği her yangın bölgesinde bu iki hususu çok üstüne durarak söyledi ve bunların takipçisi olacağız. Hasbelkader iktidar bu konuda bir yanlışa düşer ise, beton mikserleri o bölgeye girer ise, net bir ifade kullandı, biz geliyoruz, yaptıkları nafile olur, tekrar biz gereğini yapar, eski haline getiririz dediler. Bunun mücadelesini vereceğimizden bu büyük millette mutlaka unutmayın olsunlar. Biz bunun takipçisi olacağız. Evet, bu da önemli. O bölgelerin korunması adına. Peki, şimdi yine gündemin önemli bir diğer konusu Türkiye'nin demografik yapısıyla ilgili devam eden tartışmalar geçici koruma statüsünde ki Suriyeliler ve diğer gelen mülteciler evet. ve onun üzerine de son günlerde yine gündemde sıklıkla yer alan Afgan geçişleri sınırdan. Bu konuyu İYİ Parti nasıl takip ediyor ve değerlendiriyor? Evet, biz bunu partimizin bütün yetkili kurumları, bütün arkadaşlarımız bu göç dalgasıyla ilgili net olarak bir şey ifade ediyorlar. Bir, güçlü bir Türkiye ekonomisine sahip değiliz. Büyük bir ekonomik sıkıntılarımız var. İki, bölgede misafir olarak aldığımız ve bölgemize gelen arkadaşlar, Suriyeliler, o bölgeye artık çoğu noktası savaştan ağrı oldu, arındı ve tekrar bayramda memleketlerine gidip gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu dönemde de gördük ki Türkiye'nin hiçbir yerinde Suriye'den gelen vatandaşlar adapte olamadı, uyum sağlayamadı ve bunlara bunların yaptığı birçok hadiseyle de bizler karşı karşıya kaldık ülkemizde. Ve bunlar dendi ki ucuz iş gücü. Evet, ucuz iş gücü. Ama bunların ucuz iş gücü olarak geldiği yerlerde bizim asgari ücretle çalışan insanlarımız vardı. Ve şimdi onların çok altında bir miktarla bunlar çalışıyorlar. Şimdi üçüncü dalga Afganistan. Afganlar geliyor. Şimdi Afganlar da Suriyelilerden daha ucuz iş gücü, daha ucuza çalışıyorlar. Yani bir oto yıkamasında neden işte diyorlar ki bir Türk çalışmıyor, iş mi beğenmiyor? Öyle bir şey yok. Kimse çok
o kadar cüzi miktarı evini geçindiremeyeceği için orada çalışmanın bir mantığı yok. Ondan dolayı daha ucuz iş gücü görülen Suriyeliler ve şimdi de Afganlar. Şimdi içeride de Suriyeli-Afgan çatışması var. Yani kendi ülkemizde çoğu yerde net olarak yaşadığımız hadiseler var. Bunlar bir ülkemizin coğrafi alanlarına, dağıtımlarına da baktığımızda, incelediğimizde 5 milyonun üstünde bir Suriyeli mülteci akını var. Ve bunların birçoğu artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıyorlar. Ve bizim etnik yapımız gittikçe, yani 100 yılda oturan etnik yapıların sadece 5 yılda kendini tamamladığını ve bir savaş, zorunlu göçle de arzu edilmeyen bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ve bunu vahametini Avrupalılardan anlıyoruz. Çünkü Avrupalılar, Almanya olsun, Kanada olsun, Avustralya olsun, Avusturya olsun, Avusturya olsun diyorlar ki lütfen göçmenlere biz para verelim. 3 milyon euro verelim. Evet. İşte göçmenlere siz bakın, aman Türkiye'nin sırlarından çıkmasınlar. Niye? Ucuz iş gücü, nitelikli olmayan eleman talebi yok Avrupa'nın. Bizim de olmaması gereken bir husus aslında. Ama bununla ilgili genel başkanımız çıktı, dedi ki ya biz size 3 milyon euro, 3 milyar euro verelim. Siz alın bu arkadaşları, siz bakın. Yani çünkü Türkiye ekonomisine 3 milyar, 5 milyar eurolarla verilecek Avrupa'dan bağışlarla bu insanları baktığınızda bunların külfeti tam 20 katı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili ben gelmeden önce fikir teatrisinde bulundum. Bizim ekonomi politikamızı Türkiye'de biliyorsunuz, sayın eski Merkez Bankası Başkanımız var, Durmuş Yılmaz. Hı. Yine Harvard'da hocalık yapan Ümit Özdağlı Beyefendi partimize genel başkanımız davet ettiler, katıldılar ekonomi kadromuza. Yine önceki Ziraat Bankası Genel Müdürü var, Cihan Paçacı Bey. Yine eski kalkınma politikalarından sorumlu yine ekonomist İsmail Tatlıoğlu var. Yine Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzun yıllar görev yapmış ve bu yapıyı çok iyi bilen Erhan Usta var. Yani İyi Parti'nin ekonomi kadrosu, abartısız söylüyorum, bırakın Türkiye'yi, dünyayı verseniz yönetebilecek kapasitede arkadaşlardan oluşuyor. Ben de gelirken Ümit Hocam'la ekonomiyle ilgili son değerlendirmelerinde, fikir alışverişinde bulunduk. Bilgilerine başvurdum işin daha doğrusu. Ve yeni açıklanacak enflasyon, Eylül ayındaki enflasyon Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek enflasyonu olacak. Bunun en büyük sebebi bu Afgan ve Suriyeli göçmenler. Birinci şeyimiz bu. İki, ekonomik yapımızı, güzergahımızı çizerken doğaya ve çevreye saygılı üretilebilir bir sistemden doğa ve çevreyi betonlaştıran yol gibi, köprü gibi politikalara dönmemiz sebebiyle de bu ekonomi darboğazın geleceğini gösteriyor. Eğer bir devlet bunu bavse edemezse, görünen o ki belki Eylül-Ekim aylarında 3,5-4 liraya ekmek alacağız gibi gözüküyor. Böyle bir durum var Türkiye'de. Bundan dolayı da bu göçün derhal durdurulması lazım. Burada sıkıntıya düştüğümüz hadise şudur. İçişleri Bakanı buna kesinlikle müsaade etmiyoruz dedi. Doğru söylüyor. Şuna müsaade etmiyorlar. Türkiye'den gitmeye, Avrupa'ya geçmeye, İtalya'ya, Yunanistan'a ya da başka bir ülkeye geçmeye çalışanlara müsaade etmiyorlar. Anında bir şekilde yakalanıyor. Ama Türkiye'ye İran sınırından, Irak'tan, o bölgeden girişlerin işte sizler de gösteriyorsunuz. Sınırda yatıyorlar gündüz, akşamı bekliyorlar, gece karanlığında ellerini da sallayarak. Çoğunluğu da kadın ya da çocuk yok aralarında, çoğunluğu genç. Çok acı erkek. Olan da o, evet. Hepsi 20'li yaşlarda, genç erkekler, çoluğunu, evet, çocuğunu, kardeşlerini, ailelerini, anne babalarını bırakıp geliyorlar. Yani şöyle bir şey, bizim işte en son yaptığımız genel başkanımızla Van ve Bitlis ziyaretlerinde oradaki vatandaşın çok büyük sıkıntıları var. Biz burada iş yükü, işsiziz. Genç işsizlik had safhada. Herkes bunu dillendiriyor. Bunun üstüne de bu Afganlar ve Suriyelilerin gelmesiyle bölge, hatta oradaki insanların şöyle bir yorumu çok dikkatimizi çekti. Taliban güçleniyor. İşte %90'ına hakim bir konuma geldi. Oradaki düzenli asker
savaşmaktan ziyade ülkemizi tercih ediyorlar. Acaba bu bir devlet politikası mı diye soruyorlar bizlere. Biz de bu soruyu iktidara soruyoruz. Böyle bir devlet politikası mı yapıyorsunuz? Bunun sebebini lütfen açıklayın diye taleplerde bulunuyoruz. Ama şu ana kadar devletin resmi bir kurumundan, resmi bir bakanından herhangi bir açıklama gelmiş değil. Sadece görüntüler yayınlanıyor bununla ilgili. Peki şimdi ekonomiyi konuşalım. Hani öncelikle İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener özellikle birebir esnafla söyleşiye özen veriyor ki kamuya ve medyaya yansıyan görüntülerden, açıklamalardan bunu anlıyoruz. Şimdi söylediğiniz Eylül ayından itibaren Türkiye tarihinin en yüksek enflasyonu ortaya çıkabilir, 3,5-4 lira ekmek. Ya hani bununla birlikte aslında bu konuyu biraz daha kapsamlı konuşalım. Gittiğiniz yerlerde esnaf ekonomik olarak nasıl bir durumda? Sizin izleniminiz nedir? Bu sorunun çözülmesi için İYİ Parti ne gibi politikalar üretiyor? Yani Türkiye'nin şu an ekonomik olarak içinde bulunduğu durumu ana hatlarıyla nasıl tanımlarsınız? Evet, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 20 Ocak itibariyle Türkiye'de tekrar hem il hem ilçe bazında olmak üzere esnaf ziyaretleri yapıyor. Esnaf ziyaretleri yapmamızın sebebi şu. Esnafa girdiğimizde halkla da görüşebiliyoruz. Çünkü orada alışveriş yapan halk var. Üreticiyle de görüşebiliyoruz. Tarımla uğraşan insanımız var. Bunları örneklendireceğim. 44 ile gitmişiz 20 Ocak'tan itibaren 167 noktaya da yani ilçe ve belde olmak üzere 167 noktada da esnaf ziyaretleri yapmışız. Yani iki sebebe dayalı bunlar. Bir tanesi şuydu. Sayın Genel Başkanımıza bir soru sordular. Dediler ki efendim Cumhurbaşkanı bunu dedi. Ana Muhalefet Partisi lideri de ona bu cevabı verdi. Siz ne diyorsunuz? Deyince Genel Başkanımız dedi ki yani bana ne? Yani ülkenin sorunu, ana sorunu şu anda esnafı geziyoruz. Lütfen bu soruyu esnafa sorun bakalım size ne cevap verecekler. Yani şurada şunu yapmak istiyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemi neyse onu biz kamuoyuna duyurmak, sizlerin aracıyla, sizlerin vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak ve ülkenin gerçek gündemini, vatandaşın gerçek derdini ortaya koyabilmek arzusuyla geziyoruz. Gezdiğimiz noktalarda da özellikle girdiğimiz esnaflarda da diyelim ki iki örnek vereyim. Bir tanesi Şanlıurfa, Hilvan'dan. Orada esnaf ziyareti yaparken şöyle bir şey gördük. Çocuklar geliyor, abi ayakkabınızı sileyim mi diye. Yani o kadar şey var ki çocuklar evlerine harçlık götürme telaşındalar. İş yok. İşte telefoncuya girdim. Genel başkanımız ziyaret edecek çocuklar. Her şeyi sorabilirsiniz diye, konuşabilirsiniz, sizi dinlemeye geldik diye. Dedim ki dükkanın sahibi kim? Arkadaş dedi benim. Bu dört kişilerdi, bu üç arkadaş. Onlar da karşıda esnaf dediler. Onlar da genel başkanı görebilmek için benim dükkanıma geldiler dediler. Dertlerini anlatmak istiyorlar, uygun mu? Tabii ki. Memnun olduk dedim ki yani genel başkanımız buraya geliyor. Siz de derdinizi anlatacaksınız. Her şeyi sorabiliyoruz mu dediler. Dedim ki her şeyi sorabilirsiniz. Dediler ki bizim işlerimiz çok kötü, bölgemiz çok kötü, biz üç arkadaş HDP'ye oy vermiştik, diğer o arkadaşımız AK Parti'ye oy verdiler ama ne gelen var ne giden. Daha önce geçen ay sizden bir heyet gelmişti, şimdi de genel başkanınız geldi. Yani siz bizi ihmal etmiyorsunuz ama biz size niye oy verelim dedi. Çok net bir soru sordu. Biz size niye oy verelim? Dedim ki iktidar partisi AK Parti'ye oy veren arkadaşa niye vermemesi gerektiğini anlatacağım da ama siz üçünüze neden İYİ Parti'ye oy verme mecburiyetinde olduğunuzu söylemem lazım. Nasıl dedi? Mecbursunuz İYİ Parti'ye oy vermeye dedim. Tabii kendileri bir gerek çağırıyorlar. Niye dediler? Dedim ki bakın biz 18 Mart'ta Çanakkale'de Genel Başkanımız Meral Akşener'le şehitliklere gittik. Şehitlikleri ziyaretimizde ben gördüm ki Şanlıurfa Hilvan yazıyordu mezar taşında. Mezar taşlarında kişilerin ismi ve memleketi yazar Çanakkale'de. Sizin buralı
insanlar da orada yatıyor dedim. Yani ya senin deden ya senin deden. Dolayısıyla dedelerimiz bu vatanı savunmak için birlikte omuz omuza Çanakkale'de savaşmışlar ve birbirleri için ölmüşler. Birbirleri için ölen insanların birbirlerine oy vermemesi noktasına getirenlere inat, oy vermeniz gerektiğini düşünüyorum dedim. Durdu, dedi ki bize abi kimse böyle anlatmıyor dedi. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz cümlesinin sırrı şu. Gidip dokunabilmek. Yani ya orası işte ya AKP'ye verir, ya işte devlet bastırır, ya da işte HDP, PKK dağdan gelir şuraya vereceksiniz. Bu sıkışmışlıkta bırakılmış bu insanlar. Bu insanlara gidip dokunulmamış. Bu insanlara derdi sorulmamış. Ve şunu gördük. Hakkari Yüksekova'da da ziyaret ettik. Hakkari'de ziyaret ettik. Orada bir hanım kızcağımız vardı. Genel başkan adını sordu. Piraye efendim dedi. Ne güzel ismin var, kim koydu? Kendim koydum dedi. Nasıl dedi? Ya bize dedi sultandı. Annem babam sultan koymuş ama İran kökenli olduğu için ben bir kitap okumuştum. Piraye hoşuma gitti, Piraye. Kendime Piraye ismini koydum. 10 yıldan beri bana Piraye diyene kafa çeviriyorum. Eski ismimi söyleyene çevirmiyorum. Artık herkes Piraye biliyor dedi. Ya genel başkanımız sordu. Bu tam sınırdasınız. Bu terör nedir? Ya sayın genel başkanım, ben dedi üniversite mezunuyum. Bu sırada dikkat ederseniz bütün dükkanlarda gençler var. Burada fabrika vardı, iki tane kapandı. İşsizlik had safhada. Saat 4 oldu, daha siftahımız yok. Biz zaten ekonomik olarak her gün ölüyoruz. Yani sıkıntımız, bizim ana derdimiz ekonomi. Ülkede artık burada çark dönmüyor. İnsanlar aç ve suça meyletmeye başlıyor. Dolayısıyla burada ana etmem bu. Şunu gördük kısacası, Konya neyse, Bolu neyse, Diyarbakır o, Hakkari o, Van o, Bitlis o. Yani ekonomik anlamda bunu gördük. Bir vahim örnek daha Bitlis'te yaşadık. İnsanlar devlete olan güveni sarsılmış. Sebebi şu, Bitlis'te bir konuk evi var, sayın vali kalıyor. Fakat çürük raporu vermişler, vali beyi çıkartmışlar. AK Parti'nin bir milletvekiline vermişler, o oturuyor orada. Vahitkiler diye. Ya vatandaş diyor ki, devlet mi üstün, sarayın, saraya bağlı kişi mi üstün? Yani artık bölge şunu söylüyor orada, devlet yapısıyla, devlet erkiyle saray diyor kavgasının ceremesini biz burada çekiyoruz. Yıkım kararı çıkmış çoğu eve, çoğu yere ve isyan ediyorlar. Diyorlar ki burası yeni yapıldı. Geçen sene Ziraat Bankası yapıldı, PTT yapıldı. Buradaki yeni yapılar öyle. Yeni cami yeni yapıldı, bitti. Fakat şimdi hepsine yıkım kararı çıktı. Sebebi ne? Sebebini bilmiyorlar. Dolayısıyla o yapılanma şunu söylüyor bize. Bir, ekonomik darboğazımız var. İki, hiç olmazsa İYİ Parti'nin bir adalet anlayışı var. Belki işimize gelir, belki gelmez ama bu adalet anlayışını burada işleteceğine canı gönlünden inanıyoruz. Hatta şunu söyleyen de oldu, iki kişiye şahit oldum. HDP'ye oy veriyoruz da HDP'nin iktidar olma şansı yok. Ama bu kaba tabirle söylüyorlar. Bu karının diyorlar, affedersin, hanımefendinin söyleyelim. İktidar olma şansı var. Dolayısıyla bizi düzeltebilir, bölgeye bir can suyu olabilir. Biz ona verelim diye konuşmalarına da çok şahit olduk. Dolayısıyla ekonomik anlamda Türkiye'nin nereden elini tutsanız elinizde kalıyor. Bu pandemiden önce de kırılma yaşanıyordu. Pandemi de had safhaya çıktı. Pandemi sürecinde yönetilemeyen bir ülke gördük. Aynı bugünkü yangınlarda olduğu gibi. Hala dün yine bir Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. BioNTech aşısı elimizde kalmadı. Lütfen ısrarcı olmayın falan. Yani biz daha hatırlayın, yerli uçağımız göklerde diyorlardı 5 sene önce. Yerli otomobil bu sene çıkıyordu, hatırlayın. Yerli ilacımız çıkıyordu bu bağışıklıkla ilgili, pandemiyle ilgili. Fakat olan hiçbir şey yok. Anlatılan çok güzel, çizilen pembe tablo çok güzel. Ama vatandaşa indiğimizde kesinlikle bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bunun böyle olmadığını iktidar partisi de ilk seçimde, İster erken yapsın, ister geç, hangi tarihte yaparsa yapsın, onların da çok net göreceğini görüyoruz. Peki İYİ Parti genel olarak bu
tepkiyi, hani sizin ifadenizde tabanda, halktaki tepkiyi oya çevirebilecek mi? Siz aynı zamanda yerel yönetimler, evet, başkan yardımcısı olarak da görev yapıyorsunuz. Nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yani hani bu tepki İYİ Parti'ye gerçekten oy olarak dönecek mi? Bununla ilgili izlediğiniz stratejiler, politikalar ana başlıklarıyla ne olacak? Evet. Şimdi biliyorsunuz İYİ Parti hakikaten hani cesurlar hareketi derken kendimize bir cesaret modeli çizmek için söylemiyoruz ama hatırlayın, kurulduğu zaman bu partiyi kurdurmayacak dediler. Sonra bu partinin genel başkanını alttan üstten tekmelemeye başladılar. Demedikleri kalmadı FETÖ'den olmak dahil olmak üzere. Fakat netice itibariyle vatandaşımız bunun böyle olmadığını zaman ilerledikçe, zaman her şeyin ilacı, görmeye başladılar. Parti kurulamaz dedi, kuruldu. Seçime giremez dediler, seçime girdi. Seçimden sonraki süreçte de ayakta kalamaz dediler. Bugün taraflı tarafsız bütün anketlerin ortak kanaati %16'nın üstünde bir İYİ Parti'nin oya ulaştığı. Tabii bu anket çalışması nasıl yapılıyor? Bu anket çalışması telefonla yapılıyor henüz. Yüz yüze anket çalışmasına yeni geçiyor firmalar. Bununla, bu yüz yüze geçildiğinde de çok daha net sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Çünkü telefonla yapılan, mesela Trabzon'da bir çalışma yapıyoruz. Diyor ki hangi bakanlıktan arıyorlar acaba? Yani bir firma çalışma yapıyor. Niye? 6 tane bakanları var. Yani iktidarın 6 bakanı Trabzonlu olunca Trabzon'daki adam da telefonla buna net cevap vermekten çekiniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin çoğu yerinde öyle. Acaba nereden aranıyorum? Samimi mi değil mi? Telefon numarası belli. Ama yüz yüze ankette isim soyisim soruyorsunuz. Ya da soyisim yazmıyorsunuz. Telefon almıyorsunuz ama net ifadelerini alıp ortaya döküyorsunuz. Biz şunu görüyoruz. 99'da bir seçim vardı. Rahmetli Ecevit'in 22, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin 19 olduğu bir seçim. Bu oy oranlarının beklenmediği bir seçim gibi bir hava seziyorduk son 3 aya kadar. Ama son 3 ayda sahadaki gözlemlerimi çok net söyleyeyim. Turgut Özal'ın Anavatan'ın %35'i gibi bir hava var. Ya da Tayyip Erdoğan'ın 2002'deki 35'i gibi bir hava görüyoruz sahada. Yani bu cereyan ederse kimse şaşırmasın. Peki neden İYİ Parti'ye bu teveccüh var? O da şunun için, İYİ Parti gittiği hiçbir yerde seçim yok şu an, hiçbir şey yok. Biz seçim içinde gezmiyoruz. Halkımız zor durumda olduğu için geziyoruz. Ve şunu yapıyoruz, vatandaşımız bunu çok iyi gözlemliyor. Yani hakikaten seçmen sağduyulu ve çok iyi gözlemliyor. İYİ Parti geliyor, sahada dinliyor ve çıkıyor kürsüye. Genel Başkanımız her çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden diyor ki ben Bolu'ya gitmiştim, ben Çanakkale'ye gitmiştim, ben Balıkesir'e gitmiştim diyor. Orada vatandaş bunu söyledi. İktidarı uyarıyorum. Bunun çözümü budur. Çözümü de söylüyor. Hatta diyor ki iktidar bunu çözer ise gelsin buyursun çözsün, yine vatandaşın oyunu alsın. Ama bugünkü sıkıntıyı ortadan gidersin. Bu bir samimiyettir. İki, Genel Başkanımız her çarşamba günü hangi iş koluyla olursa olsun bir sıkıntı varsa onun temsilcilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o meclisin kürsüne çıkararak konuşturuyor. Hı hı. Müzisyenlerden olsun, tarım kesimi olsun, besicilikle olsun, emeklilikle olsun, emeklilikte yaşı takılanlarla olsun. Bütün problemleri ve sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem muhalefete hem iktidara hem tabiri caizse saraya birebir ilettiriyor. Bu ikinci bir samimiyet ifadesi. Tabii bütün bunları üst üste koyduğumuzda vatandaş diyor ki ya İYİ Parti alanda, İYİ Parti sahada, İYİ Parti bizi dinliyor, çözüm odaklı ve ne yapacağını söylüyor. Biz diğer muhalefetten bizi ayıran bir özelliğimiz var. Biz dikkat ederseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletinin yararına ne var ise, kimden gelirse gelsin, biz evet oyu veriyoruz. Hatta diyoruz ki bu 18 madde geliyor, bunun 12'sine biz evet veriyoruz ama şu ikisinde şöyle bir düzenleme yaparsanız bunlara da evet verelim. Ya da bunlara hayır veriyoruz ama gerekçemiz bu. Net iktidara söylüyoruz, yasayı getirene söylüyoruz. Hatta yani şunu söyleyelim, ne Milliyetçi Hareket Partisi gibi her şeye hayır, yani evet, ya ne de HDP gibi her şeye hayır demiyoruz.
milletin faydasına ne varsa... Yapıcı muhalefet. Yani İYİ Parti Türk milletinin makulü oldu. Biz de bu milletin asgari birleşenlerini çoğaltmak arzusundayız. Yani çarpışarak cumhuriyetimizin değerleriyle, milletimizin değerleriyle, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesiyle biz toplumu germiyoruz, çarpıştırmıyoruz ve bundan uzak tutuyoruz. Tutmaya da özen gösteriyoruz. Bu noktada olan her konuyu da, her alanı da asgari müştereklerimizi çoğaltarak, makulü bulmaya çalışarak politika üretiyoruz. Ve bunu bu millet inanın çok yakından takip ediyor ve görüyor. Ve bunun için biz emin adımlarla, biz geçen hafta genel idare kurulu toplantımız vardı. Genel başkanımız 16-17 bandındaki oy oranlarımızın Eylül ayı itibariyle hedeflemiştik. Fakat Eylül'e kadar yakaladık. Eylül sonunda %20 bandı koydu bize. Ve bununla ilgili tek tek genel idare kurulundaki bütün arkadaşlarımızın fikir ve görüşlerini aldılar. Ve bir yol haritası belirlediler. Bu yol haritasında birinci hedefimiz %20 bandının üstüne çıkarak 3 partinin, yani iktidar partisi AK Parti'nin, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin %20 bandında olduğu bir görüntüyü Türk milleti gördüğünde sandıkta neye karar vereceği artık tamamen kendi hür vicdanına bırakmış olacağız. Biz o noktaya getirme gayretindeyiz. Peki erken seçim beklentiniz var mı? Yine zaman zaman kamuoyuna yansıyan söylemlerden biri. Hani evet, bu konuda da olur olmaz, yapılacak yapılmayacak yönlü çok fazla ifade, görüş, gündemde dile getiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ankara'da konuşulan şeyler belki önümüzdeki çok yakın bir süreçte bir seçim olmaz ama 2023'e de kalmayacağı noktasında hemfikirlik var. İki sebebe bağlanıyor bunların. Bir, yani en önemli sebep ekonomik darboğaz. Bu ekonomik darboğaz sıkıştıkça iktidar bundan kurtulmanın yolunu seçimde bulacak diye düşünüyoruz. Ve bunun sinyallerini de çok net veriyor. Yani çünkü iktidarın, bakanlarının konuşmaları Türkiye'de yeni sisteme geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nın söylem ve eylemleri artık bunun kaçınılmaz bir noktaya geldiğini milletimiz de görüyor. Bu birinci konu, bahis. İkincisi de 2023 zamanında yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olup olamayacağı tartışması gündemde. Dolayısıyla bunlar 8 ay öncesine en makul, 8 ay öncesine almak mecburiyetindeler. 8 ay öncesine aldıkları zaman bir 8 ay sürelikte belediye seçimleri var. 16 ay gibi bir süreç planlanıyor anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla böyle bir seçime gidebilirler. Güçten düştüklerini gördükçe toparlama, çok ciddi toparlama çalışmalarına girdiler ama yani nasıl diyelim, bataklığa batmış arabanın arka tekerleri ne kadar gaza bassanız patinaj yaptıkça daha çok batar. Maalesef durum bu. Evet. Bunu da öyle söyleyebiliriz. Sayın Uz, programımızın da sonuna geldik. Son olarak toparlayacak olursak neler söylersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı sunduğunuz için Ege TV ailesine, sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Bizim bir amacımız var. Partiyi kurarken 3 ana sacaya üzerinde kuruldu bizim partimiz. Demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı anlamıyla ve bunu da tam oturtmak adına özveriyle çalışan bir genel merkez ve ilçe, belde, il yapılarımız mevcut. Bunu sekteye uğratmamak ve kurumsal yapımızı bir an önce oturtmak adına mücadele ediyoruz. Hiçbirimiz sahadan ayrılmıyoruz. Hep sahadayız, saha içindeyiz. Ve ikinci bir planımız, düşüncemiz, mücadelemiz şu. İşte göçlerden bahsettik. Etnik yapının değişiminden bahsettik. Burada bizim ana felsefelerimizden bir tanesi de cumhuriyetimizin kazanımları ile milletimizin değerlerini bir arada tutmayı başarmak. Devletimizi, milletimizi devlet, millet, ebed dediğimiz birlik ve beraberliğe sonuna kadar götürebilmek. Bunun yolu da dövüştürmeden, kimseyi kırmadan, içimizdeki duvarları yıkarak, kucaklaşmayı sağlayarak ileri gidebiliriz. Biz bu yangın sürecinde bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu gördük.
salçasını bölmüş, köye göndermiş insanlar. Elinde avucunda ne varsa yarısını göndermiş. Şimdi gittiğimiz bölgede gördüğümüz tablo o. Bu birbirine bu kadar sadakatli, bu kadar içtenlikle bağlı insanları ocu bucu diye bölmenin hiçbir mantığı yok. Bunları kucaklaştırırsak hem Türkiye olarak, millet olarak ilerleriz hem de muasır medeniyet seviyesine. Yani biz Avrupa'dan çok daha ileri geçebiliriz. Gençliğimiz çok daha dinamik, çok daha inançlı ve yetişkin kadrolara sahibiz. Yalnız o çocuklarımızı artık Türkiye'de olmuyor, biz Avrupa'ya gidelim anlayışından kurtarıp sıyırmabilmemiz için belki bu önümüzdeki seçimde son şansımız olacaktır. Bunu da ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Sayın Uz, biz de teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ve size de teşekkür ediyoruz bakış açısını izlediğiniz için. Evet, birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın daha da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan yangınlar devam ediyor. Temennimiz en kısa sürede sona ermesi, bitmesi ve tamamlanması. Çünkü doğamız, ciğerlerimiz yanıyor. Ama diğer taraftan birlik ve beraberliğin en önemli olduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. Programımızı noktalıyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı bir bakış açısında yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.